Havaların soğumasıyla beraber vitamin kullanımı arttı. İnsanların kendisini halsiz ve hasta hissettiği zaman vitaminlere başvurmasının çok yanlış olduğunu söyleyen iç hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Koçer, doktor tavsiyesi olmadan bilinçsiz bir şekilde kullanılan vitamin ve multivitaminlerin vücutta kalıcı bir hasara neden olabileceğini söyledi. Vitaminler şu anda günümüzde çok yaygın olarak kullanılan aslında besin takviyeleri olarak gündemde çok fazla var. Vitaminler doktor tavsiyesi olmadan kullanılır mı? Bence hayır, kullanılmaması gerekiyor. Neden? Her vitaminin yağda eriyen, suda eriyen olmak üzere bir takım farklılıkları var. Özellikle yağda eriyen A vitamini, D ve E, K vitaminleri vücutta birikme potansiyeline sahip. O yüzden bunların kullanımında da mutlaka bir doktor tavsiyesinin olmasını biz öneriyoruz. Havaların soğumasıyla vitamin ve multivitamin kullanımı artarken, uzmanlar özellikle Covid sürecinden sonra vitamin kullanımının artış gösterdiğini, Türkiye'de %11 civarlarında olan vitamin kullanımı oranının Covid'den sonra %40'lara yaklaştığını kaydeden uzman doktor Bülent Koçer, en büyük sorununun vücuda neyin eksik olduğunu bilmeden kullanmak olduğunu söyledi. Son 1-2 yıl içinde Türkiye'de çok ciddi artmış vaziyette. Neden artıyor? İşte Covid sürecini yaşadık. Türkiye'de %11'e yakın olan bir vitamin kullanım düzeyleri %35-40'lara kadar artmış vaziyette. Neden? İnsanlar artık doğal yollardan bağışıklık sistemlerini arttırmaya, güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama burada yapılan yanlış, ufak bir kan testi bile yaptırmadan, vücudun neye ihtiyacı olmadan bu vitaminlerin çok sık kullanılması tabii ki bazı sağlık sorunlarına da sonrasında neden olabiliyor. Koçer, yaşlılarda ise bilinçsiz vitamin kullanımının bilinç bulanıklığı ve komaya kadar giden sonuçlara sebep olabileceğini ifade etti. Yaşlılarda D vitamininin çok yüksek miktarda kullanılması, işte kemik erimesinin artırılması, kalsiyum seviyelerinin yükselmesi, özellikle yüzde değerlerin üstüne çıkması toksik etkileri yani bilinç bulanıklığı komaya kadar giden nedenlere neden olabilir. O yüzden ya, özellikle yaşlı hastalar, hipertansif hastalarda D vitamini desteklerinin kontrol altında verilmesi çok önemli. Ara ara yani ihtiyaç olduğunda kullanıyorum. Bazen doktor tavsiyesi, bazen de yani halsiz, güçsüz hissettiğim zamanlarda kullanıyorum.